Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Ocak ayında aldığım bütün ürünler burada. Şu anda kadraja sığmıyor ama Inditex indiriminden aldıklarım kutuda ve poşette olarak yerde duruyorlar. Bir de Trendyol'dan aldıklarım var. Hepsini şu anda denemeli olarak göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk olarak Trendyol'dan aldıklarımla başlamak istiyorum. Şöyle transparan yeşil bir bluz aldım. Bunu denemeden göstereceğim sadece. Şu anda üzerimdekiyle çok uyumlu olmayacağı için. Bunu deri bir pantolonla hayal ettim. Şöyle bisiklet yakalı ve hafif bir boğaz kısmı var. Yani çok değil. Biraz uzun olduğunu söyleyebilirim ama ben pantolonun içine sokarak giymeyi düşündüm. Rengi çok hoşuma gitti. Ben bu sezon yeşil ve kahveye takmış durumdayım. Herkes gibi. Bunu da görünce kaçırmak istemedim. Gerçekten çok çok uygun bir fiyatı vardı. Özellikle indirimde 30 liraya mı öyle bir şeye düştü. Bu arada Trendyol'dan aldıklarımı tek bir linkte bilgi kutucuğuna bırakıyor olacağım. Inditex'ten aldıklarımın da seri numarasını aşağıya yazacağım. İkinci olarak da şöyle ince bir kazak aldım Trendyol'dan. Boğaz kısmında şöyle fermuar detayı var. Ben yakasını böyle genelde açarak kullanıyorum. İçerisine şu boğaz kısmı sloganlı bodylerden ya da boğazlı bodylerden de giyebilirsiniz. O şekilde de çok güzel görünüyor. Düşük omuzlu ve salaş duruşu gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi üzerimde de göstereyim. Şu üzerime giyip geldim, yumuşacık, böyle vücudu asla dalamayan bir kazak olduğunu söyleyebilirim. Duruşu gerçekten çok güzel. Boy olarak da şu anda altımda tight var ve kalça kısmımı hemen hemen tam kapatıyor diyebilirim. Böyle yarı klasik, yarı spor bir tarzı var. O yüzden hem tightlarla hem pantolonlarla çok güzel oluyor. Şu an altımdaki de Trendyol'un fitilli tightlarından. Bende bunun 4 rengi var. Lilası, şöyle vizon rengi. Ve yeşili. Bu altındaki fitilli taytları da gerçekten çok seviyorum. Az önce gördüğünüz zaten yüksek belli. Toparlayıcı özelliği var ama asla böyle sıkıp bunaltmıyor. Buna rağmen güzel toparlayıp vücudunuzu güzel şekilli gösteriyor. Dediğim gibi bende 4 farklı rengi var ve ben hem yürüyüşte hem spor yaparken hem de günlük hayatta böyle casual bir tarzda da kullanmayı çok seviyorum. Trendyol'dan aldıklarım arasında en çok kullandıklarımdan biri de bu kapüşonlu sweatshirt. Bu fermuarlı bir sweatshirt. Şimdi giyerek de hemen göstermek istiyorum. Ben bu kapüşonlu sweatshirt'ü genellikle evde ve yürüyüşte giymek için düşünüyordum ve böyle rahat edeyim diye de bol bol olsun istiyordum. Medium bedenini epey bir süre bekledim. Bir tane stoğa girdi. O da sepetimden çalınınca artık dedim small'unu alayım. Ama iyi ki de small'unu almışım çünkü tam istediğim genişlikte oldu diyebilirim. Gördüğünüz gibi kalçamın yarısını kapatıyor ve oversize duruş olarak da şu anda içimde ince bir kazak var. İnce bir kazakla gayet rahat oluyor. Benim bu sweatshirt'te en sevdiğim detay şu şapkası oldu. Çünkü şapkası gerçekten çok rahat ve büyük. Hem böyle önden duruşu çok güzel hem de gördüğünüz gibi başımı tam bir şekilde kapatıyor. Bu tarz sweatshirt'lerde genellikle problem şunun böyle kafanızın yarısında kalıyor olması. O görüntüyü gerçekten hiç sevmiyorum. Sabah yürüyüşte biraz soğuk olabiliyor. Bazen böyle kafamı kapatmak istiyorum ama komik de görünsün istemiyorum. Bunun görüntüsü gayet güzel. Ama şu anda size fermuarını kapatarak gösteremiyorum maalesef. Çünkü ben yıkama sonrasında bunun fermuarını bozdum. Terziye gidecek ve yeni bir fermuar takılacak. Kumaşı gayet tok. İçi şardonlu. O yüzden de gayet sıcak tuttuğunu söyleyebilirim. Trendyol'dan aldığım bir diğer kazağım ise bu 3 renkli örme kazak. Burası bu kolu yani acı kahve. Vücut kısmı sütlü kahve. Ve burası da böyle vizon diyebileceğim bej krem tonlarında bir renk. Boğazlı bir kazak. Böyle yarım diyebileceğim bir boğazı var. Alt kısmı da lastikli. Özellikle alt kısmının lastikli olması çok iyi. Çünkü boyu aslında bir tık uzun. Böyle yüksek bellerle biraz daha crop dursun istiyorsanız böyle geriye doğru kıvırdığınızda lastiği sayesinde duruyor. Aşağı inmiyor. Kazağı şöyle önce bir aşağıya doğru indireyim. Tam boyunu görün istiyorum. Kolları geniş geniş ama bence o genişlik güzel duruyor. Arkadan duruşu da bu şekilde. Crop
olarak kullanmak isterseniz hemen şöyle yaptığınızda gördüğünüz gibi aşağıya inmiyor lastiği sayesinde. Biraz daha bile yukarı çekebilirsiniz. Tamamen size o konforu sunan güzel bir kazak. Hemen Stradivarius'tan aldığım tek parçalık ürünü göstereceğim. Bunu indirimde aldım. Şöyle bir şapka. Dışı kahverengi deri gibi. İçi ise böyle teddy dedikleri kürk benzeri. Böyle yumuş yumuş. Normalde ben çok sık şapka kullanan biri değilim. Ama bunu mağazada görüp deneyince çok sevdim. Bence bana da yakıştı yani, fena olmadı. Ama o kadar yumuşak ve sıcak tutuyor ki size anlatamam. Yani bunu almamak imkansızdı. Suud Collection'dan şöyle bir kutum var. Bu arada Suud Collection inanılmaz güzel paketleme yapıyor. Böyle hem dış bir poşeti vardı, hem kutu vardı, hem de içerisinde yeniden bir ambalaj vardı. Ve sadece bir tane çanta için. Suud Collection'ın bu Moon çantalarını çok beğeniyordum. Gerçekten zamansız ve çok şık duran bir parça. Böyle asla modası geçecek bir ürün değil. Birçok rengi vardı. Hatta pastel renklerini bile çıkardılar. İlk tükenen bu kahverengi oldu ve ben çok uzun zaman bunun stoğunu bekledim. Daha sonrasında ön siparişe açtılar stok olarak. Yaklaşık bir hafta kadar bekledim bunun gelmesini ve bir hafta sonunda geldi. Bunu kendim almadım. Ablamın yüksek lisans mezuniyet hediyesi bu bana. Çok çok güzel. Şöyle içini de göstereyim. Hatta şunu çıkaralım. Ocak ayı alışverişime ait olmasa da askılığımda kalmış. Muhtemelen soracaksınız. Bu kahverengileri ceketimi de göstereyim. Bunu Bershka'dan aldım. Şu anda indirimde mi? Emin değilim ama rengi vesaire çok çok güzel. Şurada iki tane cebi var, iki tane düğmesi var. Yaka kısmı şöyle. Yine Zara'dan da tek parça bir indirim alışverişim oldu. Bunu çok tesadüfen yakaladım. Hem de ikinci indirim olarak yakaladım. Şöyle kalın triko, kahverengi bir pantolon. Hafif İspanyol paça diyebilirim, şöyle gördüğünüz gibi aşağı doğru hafif açılıyor. Bu ürünü alırken resmen kumar oynadım ve denemeden aldım. Çünkü hem vaktim kısıtlıydı hem de olmazsa iade ederim diye düşündüm. Çünkü bu trikoların paçasını yaptırmak mümkün değil. Yani bu yapılabilecek bir paça değil. Ben de 1.60 boyundayım ve aldığım bütün pantolonların paçasını ya kesiyorum ya terzide yaptırıyorum. Bu yaptırabileceğiniz bir paça değil. Eğer olursa olur, olmazsa iade etmeniz gereken bir ürün. Ben de boyunu hiç hesaba katmadan direkt aldım. Ama eve gelince büyük bir şans eseri oldu. Bileğimde olduğunu söyleyebilirim. Yani kendim paçasını yaptırsaydım da tam bu boyda yaptırırdım. Bu arada gerçekten çok rahat ve trikosu da böyle çok ince değil. Bu aylarda da rahatlıkla giyebilirsiniz. Üşüteceğini vesaire sanmıyorum. Sezonda çok beğendiğim ama pahalı bulup almadığım bu botları da ikinci indirime girince Mango'dan hemen kaptım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Hemen giyelim. Bot aslında tam kalıp, ben 36 aldım ve tam oluyor. Kendi numaranızı alabilirsiniz. Ama biraz zor giyiliyor. Yani çıkarması daha rahat. Ayağımdaki duruşunu şu şekilde göstereyim. Gerçekten çok hoş görünüyor. Umarım tam olarak yansıtabiliyorumdur. Son olarak da yine Trendyol'dan aldığım pijama takımı. Bu böyle koyu bir pembe tonunda diyebilirim. Üzerindeki deseni de şöyle yaklaşarak göstereyim. Trendyol'un pijama takımlarını gerçekten çok severek kullanıyorum. Penyesi vesaire gayet rahat oluyor ve üzerimde de herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorum. Aynı zamanda bu bel kısımları da beni hiç rahatsız etmiyor. Ben bunu small beden aldım. Genellikle medium alıyorum daha rahat olsun diye. Hemen giyip geliyorum. Ve pijamanın da üzerimdeki duruşu bu şekilde. Dediğim gibi çok çok rahat bir ürün ve ben tarzını da çok sevdim. Zaten pijamada ben şöyle üstte gömlek görüntüsünü çok seviyorum. Bunun da yakası vesaire çok iyi duruyor. Yorumlarda yakasının çok açık olduğu söylenmişti ama bu bence açık bir yaka değil, yani gayet iyi diyebilirim. Gömlek gibi olduğu için alttan birkaç düğmesini açarak şöyle bağlayarak da kullanabilirsiniz. Hemen alt kısmını da göstereyim. Lastiği çok çok rahat ve yüksek belli ama asla sıkmıyor.
Böyle çok fazla diz izi de yapmıyor. Ve benim Ocak ayı alışverişim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Hangilerini beğendiniz, hangilerini beğenmediniz yorum olarak bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda bu tarz videoların devamı gelsin mi onu da yorum olarak bırakabilirsiniz. Gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.